Yabancı yatırım kuruluşları bu sene Türk lirasının reel olarak değer kazanacağı konusunda iddialı. Arka arkaya bu konuda raporlar, öngörüler yayınlıyorlar. İki taze rapor var. Haftanın son gününün videosuna bunlarla da başlayalım. Biri gerçekten çok iddialı. HSBC diyor ki sene sonunda dolar sadece 33 lirada kalacak. Şu anda zaten haftanın son günü 29 lira 84 kuruşa 85 kuruşta bankalarısı piyasada. Kapalı çarşıda dolarımızı oradaki bürolara 29 lira 85 kuruştan bugün satabiliyorduk. Haftayı böyle bitirdi. Yani 30 liranın eşiğine geldi ve kalan 12 ayda HSBC'ye göre sadece 3 lira artacak. Sebep? iki temel varsayımı var HSBC'nin. Şimdi bu varsayımlara bakalım ne derece doğru. Birinci varsayımı önümüzdeki aylarda Türkiye'ye ciddi bir sıcak para girişi olacağı yönünde. Yani kısa vadeli portföy yatırımı dünyadan Türkiye'ye girecek. İşte borsaya, tahvile, diğer enstrümanlara. Çünkü çünkü Türkiye'de faiz yüksek. Bu faizi kaçırmak istemeyecek yabancı yatırımcılar HSBC'ye göre. Evet şu anda yüksek ama enflasyon da yüksek şu anda ve acaba beklendiği hızda düşecek mi? Birinci soru, birinci bilinmezlik ve bu arada ikinci soru, ikinci bilinmezlik acaba bu yüksek faiz devam edecek mi? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan bir noktada Merkez Bankası'ndan faiz indirimlerine başlamasını isteyecek mi? Dolayısıyla bu birinci varsayım biraz tartışmalı. İkinci varsayımı daha da tartışmalı. İkinci varsayımı da bu grafik burada görüyorsunuz. Soldaki çizgi kur korumalı mevduattaki para. Soldaki grafik sağdaki grafik ise döviz mevduatları Türkiye'de ve diyor ki HSP'si şimdi KKM bu sene eriyecek. Çünkü Mehmet Şimşek dünkü videoda görmüştük hatırlarsanız bu sene KKM'nin bitmesini hedeflediklerini söylüyordu Hazine ve Maliye Bakanı. Önümüzdeki dönemde belli ki bir takım yeni önlemler alacaklar KKM'yi eritmek için ve diyor ki HSP'si KKM'den çıkan para dövize gitmeyecek. Neden? Çünkü geçtiğimiz haftalarda, aylarda bir miktar erime oldu zaten. Çoktan KKMD kur korumalı mevduatta ve o çıkan para dolara gitmedi, dövize gitmedi, TL'de kaldı. Çünkü işte bu soldaki grafikte görüyorsunuz KKMD'deki para kırmızı olan TL cinsinden, siyah olan dolar cinsinden, dolar cinsinden bir ara KKMD kur korumalı mevduatta 120 milyar doların üzerinde, 130 milyar dolara yakın para vardı. Şu an 90 milyar dolara inmiş durumda döviz mevduatları artmadı. Yani KKM'den çıkan para döviz mevduatlarına yönelmedi ve işte bundan sonra da HSBC'ye göre yönelmeyecek. Ama buna da bir büyük soru işareti koymak lazım. Çünkü bugüne kadar KKM'den çıkan para büyük oranda TL'den, Türk Lirası'ndan dönüşümlü KKM'den çıktı. TL'den dönüşümlü KKM biliyorsunuz yasaklandı. Artık açılamıyor. Ama dövizden dönüşümlü KKM devam ediyor. Ve bu kalan 90 milyar doların büyük kısmı dövizden dönüşümlü KKM'deki para. Ve onun da adı üzerinde Moody'leri buraya dövizden geçtiler. Yani paralarını dövizden dönüştürdüler. Türkiye'de yılların alışkanlığı enflasyona karşı korunma enstrümanı olarak dövizi kullanmak, altını kullanmak ve bu alışkanlığın böyle bir anda, bir yılda, birkaç ayda biteceğini ummak bence biraz naiflik. Dolayısıyla HSBC'nin bu ikinci varsayımı da çok güçlü görünmüyor. Ama ciddi bir kurum öngörüsünde sizinle paylaşmak istedim. Goldman Sachs, Amerikan Yatırım Bankası o da ciddi bir kurum. O da TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyor bu sene. Fakat onun beklentisi HSBC kadar aşırı değil. Yıl sonunda, yıl sonu için, Aralık ayı için forward kurunun dolarda 41 lira 70 kuruş olacağı öngörüsünde bulunuyor. Haziran ayı forward kurunun da 35 lira 70 kuruş olacağı düşün Öngörüsü de yine yapıyor Goldman Sachs. Yani onun yükseliş beklentisi HSBC'den daha fazla ama enflasyon oranından daha az. O nedenle işte enflasyondan daha az artacağı için dolar her durumda reel olarak Türk lirasının değer kazanacağı düşüncesinde Goldman Sachs. Evet şimdi önümüzdeki dönemde ciddi bir sıcak para girişi bekliyorlar. Ama bunun için bir bir kere Türkiye'nin risk priminin düşmeye devam etmesi gerekiyor. Oysa Türkiye'nin risk priminde şimdi yeniden artış var. Türkiye'nin risk primi yani 5 yıllık CDS'i geçtiğimiz yılın sonunda 300'ünde altına inmişti. 700'lerden oraya kadar gerilemişti. Ama yeni yıla Türkiye'nin risk primi yükselerek başladı. 300 onun da üzerine çıktı. Şu anda 310 seviyesindeydi bu sabah. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi. Aralık ayında Türkiye'nin risk primindeki düşüşün temel sebebi Türkiye'de olan bitenden ziyade dünya piyasalarındaki risk iştahında yaşanan artıştı. O da FED Amerikan Merkez Bankası artık faiz indirimlerine başlıyor beklentisinin oluşmasıydı. Piyasa biliyorsunuz bu senenin başına kadar FED'in Amerikan Merkez Bankası'nın Mart'tan itibaren faiz indirimlerine başlayacağını düşünüyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada bugün itibariyle hatta şu an itibariyle Cuma akşam itibariyle bu beklenti %52'ye kadar inmiş durumda. Bu beklenti %80'e yakındı bu haftanın başında yani Mart'ta faiz indirimleri başlıyor. Beklentisi türe piyasalarda %80 olarak fiyatlanıyordu ama şu anda %50'nin bir parmak üzerine kadar düştü ve %50'nin de sanki altına inecekmiş gibi gözüküyor. Ne oldu? İşte küresel risk iştahında bir kere düşüş oldu. Neden düşüş oldu? Bir bir kere piyasa biraz ileri mi gittim diye düşündü. Çünkü Fed'den zaten biz Mart'ta faiz indirimlerine başlıyoruz diye bir açıklama gelmemişti. İkincisi Çarşamba akşamı açıklanan Fed tutanaklarında yani Fed'in son toplantısının tutanaklarında Fed üyelerinin faiz indirimi konusunda aceleci olmadıkları görüldü. Ve bu arada üçüncüsü bugün Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam beklentilerin epey üzerinde geldi. Böylece geliyoruz bu haftanın en önemli verisine işte öğleden sonra Türkiye saatiyle 16.30'da açıklandı. Beklenti 170 bin kişinin tarım dışında işe girdiğinin duyurulması şeklindeydi. 216 bin kişi geçen ay Amerika'da işe girmiş. Çok yüksek. Ve bu arada işsizliğin %3.8'e yükselmesi bekleniyordu. %3.7'de kaldı. Sabit kaldı. İşsizlik de bu arada artmıyor. Oysa FED %4'ün üzerine çıkmasını bekliyor ve istiyor Amerika'da işsizliğin. Ve bu arada maaş artışları Yıllık %3.9 olarak açıklanması bekleniyordu. %4.1 olarak açıklandı. Yani iş gücü piyasası Amerika'da hala çok canlı. Bu koşullarda Fed gerçekten de ne martta hatta ne de belki de mayıs ayında faiz indirimi falan yapmayabilir. İş gücü piyasasında zayıflamasını beklerse bu faiz indirimleri yılın ikinci yarısına kalabilir. İşte bu bu hafta dünya piyasalarında risk iştahını daha da düşürdü. Geçelim her gün videoların sonunda yaptığımız gibi Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul bugün dar bir bantta hareket etti. 100 bas puan arasında gitti geldi. Ama günü %1'in üzerine %1.07 yükselişte 7628'den tamamladı ki bu yani 7628 gün sonu seviyesi günün en yüksek seviyesi. Bu önümüzdeki hafta için iyi bir işaret en yüksekten kapatması. Ama işlem hacmi çok düşük hala 93 milyar lira bu kadar düşük hacimle de borsanın yoluna devam etmesi, 8000 üzerinde çıkması, işte daha önceki zirvesi olan 8500'e yaklaşması, geçmesi gerçekten çok zor. Para girmesi lazım. O girmesi beklenen para ki yabancıların getirmesi bekleniyor hala ortada yok. Ve bu kadar düşük hacimle borsanın yukarıya gitmesi gerçekten zor görünüyor. Rally döneminde hatırlarsanız 200-250 milyar liralık işlem hacimleri borsa İstanbul için vakayı adi Sabah %0.29 artıyla başladı borsa 7570'ten en düşük 7532'yi gördü. İşte en yüksekte 7628'i gördü bugün borsa İstanbul. Pozitif ayrışanlar havacılık şirketleri Türk Hava Yolları Pegasus. Onun yanı sıra Emlak Konut, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Zorlu, Zorlu Enerji, Tarkim, Doğu Şoto, Kuzeyboru tavan oldu. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kocaer Çelik Suudi Arabistan'dan büyük bir iş almış. O da bugün çok iyi prim yaptı. Negatif ayrışanlar gübre yeniden düşüşe geçti. Gübre fabrikaları. Astor, Tüpraş, Petkim, Kontrolmatik ve Hektaş. Önümüzdeki hafta şimdi iki büyük beklenti var. Videonun sonuna en önemli noktayı saklamış oldum. Birincisi ayın 11'inde yani Perşembe günü Merkez Bankası'nın New York'taki yatırımcı günleri başlıyor. Bu Hafize Gaye Erkan başkanlığı döneminde geliştirilen bir etkinlik. işte ilk defa yapılacak. Yabancı yatırımcılar da buluşacak. Oradan çıkacak mesajlar çok önemli. Borsaya da ve bu arada Türkiye piyasa diğer piyasalara da yön verecek. Verebilir veya diyelim. Eğer yani hiçbir şey çıkmazsa yabancı yatırımcılar biraz isteksiz görünürse onun bir etkisi olmayabilir. Hatta olumsuz etkisi olabilir. Ve bu arada ondan sonra Cuma günü de daha da önemli beklenti Moody's derecelendirme kuruluşu. 12'si için zaten takvimine Türkiye'ye dair değerlendirmesini açıklayacağını eklemişti. Yazmıştı. İşte o gün önümüzdeki cuma günü ayın 12'sinde Moody's piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notunu ya da Türkiye'nin kredi notu gördüğünü arttırabilir. Hatta kredi notunu gördüğünü arttırması neredeyse hani kesine yakın diyelim çünkü daha önce S&P ve Fitch arttırdı Türkiye'nin görünümünü. Sıra şimdi Moody's'te ama piyasaların asıl istediği, beklediği ve önümüzdeki hafta fiyatlanabilecek olan kredi notunu arttırması Moody's'in. Ama onu yapar mı? İşte Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra göreceğiz. Önümüzdeki hafta için direnç ve destek seviyelerine baktığımızda bugün 7.650'deki dirence çok yakın bir seviyeden kapattı. Onun üzerinde 7.750 var direnç. Altında 7500 psikolojik destek ve 7350'de ise diğer destek yer alıyor. Bugün en fazla alanlar ve satanlar ve ne aldıkları en fazla satan iş yatırım 540 milyon liraya yakın satış yaptı. Alan ise ak yatırım onun da 326 milyon liradan biraz fazla alımı var. Gördüğünüz gibi öyle ne büyük bir satış var ne büyük bir alım var. Ak yatırım ne aldı? Yapı kredi, bimaş, işçe, sahol, koko kola aldı. İş yatırım ne sattı? O da Sahol sattı. Türk Hava Yolları İşçi, Alfa Solar ve Akbank sattı. Para girişi olanlar Türk Hava Yolları, Bimaş, Türksel, Pegasus, İşçi, Akbank, Türkiye Sigorta, SDT Uzay, Sasa, Yapı Kredi Bankası. Para çıkışı olanlar Petkim, Astor, Tarkim, Akfen, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Alfa Solar, Şok Marketler, Aselsan, Garanti, Hektaş ve Ülker. Akşamları 20.30'da hafta içi buradayım. Hafta sonu yarın şirket hikayelerine devam ediyorum. Ferit Şahenk 8 milyar dolara nasıl harcadı? Yarın öğlen 12 civarında yayınlayacağım haftalık portre videosu. Akşam saatlerinde de kripto paralara bakacağım. Orada da büyük bir beklenti var. Pazar gün dinleneceğim. İzninizle pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum.